İstanbul'da daha büyük bir miting yapılacağının sinyalini verdi. CHP lideri Bursa mitingi yerine. Konuşmayı nasıl buldun Murat Ağrı? Gerçekten hem sahiplenici hem de bundan sonraki süreçte artık ne yapacağıyla ilgili kararlılık içeren bir konuşmaydı. Canan Hanım'a sahiplendi ve bundan sonraki sürecin sessiz kalarak değil, mitingler yoluyla insanların haklı taleplerini dile getirecekleri ortamdan hazırlanacağını beyan etti bugün de. Tabii ki bu karara da tepki devam ediyor. Bu kararın da arkasında kabul etmediğini, Canan Hanım'ın arkasında olduğunu da bir kere daha deklar etmiş oldu. Bu önemliydi. Ekrem Bey'le birlikte çıktılar zaten kürsüye. Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çıktılar. Aslında herkesin de beklediği o duruş bütün kamuoyuna da sunulmuş oldu. Sen nasıl yorumluyorsun Emin Çapa? Şöyle, bence bundan sonra yeni bir evreye giriyoruz. İktidar el yükseltiyor. Recep Tayyip Erdoğan el yükseltiyor. O yükselen ele karşı el yükselttiğini göreceğiz bence. Eğer zaten yükseltmiyorlarsa, burada sadece CHP'yi kastetmiyorum. Eğer muhalefet el yükseltmiyorsa zaten seçimi kaybettiğimizi şimdiden kabul edelim. Muhalefet el yükseltecek, her el yükseldiğinde el yükseltecek. Direnecek, teslim olmayacak ki kitleler de bak işte böyle, işte böyle biz de direnmeliyiz, biz de teslim olmamalıyız demeli. Bu çok önemli. Ben konuşmadan özellikle Canan Kaftancıoğlu'na dönük nitelemesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani onun cesur olduğunu, teslim olmayacağını vurgulayan o çerçeve önemli. Çünkü o çerçeveyi aslında buradaki insanlara söylüyor. Yani onu Canan Kaftancıoğlu'na söylemiyor. Onu bize söylüyor. Siz de, bunlar da, siz de diyor. Ve gene aynı bizim burada konuştuğumuzu söyledi seninle. Ne dedik biz? Bu mesele Canan Kaftancıoğlu meselesi değil. Aynısını söyledi. Bu Canan Kaftancıoğlu meselesi değil. Bu CHP'nin meselesi değil. Bu Türkiye'ye inananların meselesi. Bu vurgu önemli. Bu vurgunun üstüne gitmesi lazım. Bu miting meselesinde gecikmemesi lazım. 21 çünkü, Mayıs geç mi? Evet, hayır değil. Demir sıcakken dövülür. Bir hafta ve bunun sonra, evet neredeyse. Bunun sürekli yenilenerek gelmesi lazım. Hep beraber buna direnileceğini göstermek için de ben Meral Hanım'ı da orada görmek isterim. Ali Babacan'ı da, Davutoğlu'nu da orada. Evet. Onları da orada. Yani ben burada İyi Parti pankartlarını da görmek isterim. Deva'yı, geleceği de görmek isterim. Diğerlerini de isterim. Gelecek de olabilirler. Evet. Mitingde de bunu görmek isterim. Bir taraftan da şimdi sosyal medyayı da kontrol ediyorum. Bir taraftan işte vay efendim Canan Hanım demedi de Canan dedi. Bir baba gibi yaklaşıyor belki işte Canan cesurdur Canan. Bir de adayı açıklanmadığı için muhalefetin henüz seçim tarihi açıklansın adayınızı da görürsünüz denildiği için bir taraftan tomak sokmaya çalışanlar da oluyor. Tabii. Efendim o falanca belediye başkanı niye yeterince destek olmamış? İşte Beriki niye şöyle demiş? Yani çok da açıkça konuşayım artık. Sen Ankara ile ilgili çok önemli kitaplar yazdın. Eski dönemini 25 yıl boyunca Ankara'da ne yaşandığını en iyi bilenlerden birisin. Ve dolayısıyla Mansur Yavaş'a da Ankaralı'nın da Türkiye'nin de nasıl sahip çıktığını da çok iyi bilen isimlerden birisin. Herhalde Nagihan Alçı bir tweet atmış ve efendim Mansur Yavaş niye Canan Kaftancıoğlu'na yeterince destek vermedi diye oradan kurcalayabilir miyim derdindeler sanırım. Ya ne yazık ki bunları ben de gördüm. Senin bahsettiğin tweet'i de gördüm. Önemsemiyorum. Niye derseniz insanlar zaten bunlarla ilgili duruşlarını sergiliyorlar. Gerçekten muhalefetin işi çok zor. Muhalefeti eleştirmek ve muhalefet hakkında bir şeyler söylemek konforlu bir alan şu anda Türkiye'de. Çünkü oradaki insanlar diğerleri gibi üst perdeden konuşmayan, biraz daha naif tavırlarla hareket eden insanlar. Bunları önemsemiyorum ama ne var biliyor musun İrfan? Bilim insanları diyor ki bir insanoğlu hayatı boyunca 97 kilogram gözyaşı döker. Şimdi bizim Türkiye'ye baktığımız zaman gram kilogram onu karıştırıyor olabilirim. Bizim Türkiye'ye baktığımız zamansa biz bunu sadece birkaç ay içerisinde tüketiyoruz. Çünkü o kadar çok canımız yanıyor ki bizim. Şu son 2 ayda 3 ayda yaşadıklarımıza bir bakalım. Türkiye'deki ekonomik bunalım, insanların geçinemediği ve aynı zamanda emeklilerin evlerine gitmek için bile kilometrelerce yol yürüdüğü bir ortamda ekonominin yerlerde süründüğü, dış politikada bir nebze hadi diyelim ki Ukrayna ile ilgili aldığımız tarafsızlık kararıyla iyi diyelim. Diğer taraftaysa Suudi Arabistan'la, Katar'la ve hatta 15 Temmuz darbenin finansörü dediğimiz adamlarla barıştık.
Ülkemizin topraklarına katledilen insanların gidip ellerini sıktık. Katleden insanların ellerini sıktık. Bütün bu süreçleri geçtiğimizde arka tarafa baktığımızda ne kalıyor biliyor musunuz? Davaları konuşuyoruz. Kişilere açılan davaları ve toplumu sürkalize etmeye gereken davaları. Peki bu davalar daha önceden yok muydu? Vardı. Niye bir anda kararlar çıkıp bu şekilde toplumları kışkırtmaya başladı ya da bir tahakküm oluşturmaya başladı üstünde? Aa ama onu dedi. Aa bu bunu dedi. Aa şunu dedi. Orada haklıydı. Değil. Burada çok acayip derecede yargı eliyle siyasilerin, gazetecilerin, halkın haber alma hakkının her türlü özgürlüğün üzerinde bir baskı yaratılmaya çalışılıyor. Burada dikkat çekmeye çalıştığımız az önce Emin abi de söyledi. Canan Hanım değil mesele. Cumhuriyet Halk Partisi değil mesele. Ülkenin aydınlık yarınları yok oluyor. Peki hemen Emin Çapa'ya sorayım. Ekonomik krizden bahsettiğimiz zaman sokakta da AKP'ye de oy vermiş olduğunu söyleyen vatandaşların içinde de yaka silken ve artık ekmek alamayacak hale geldik. Açlıkla karşı karşıyayız diye çok sayıda kişi var. Ha, dönüp yine aynı kişilere sorduğu zaman ama başka kime oy vereceğim ki de diyenler de çıkabiliyor. Onlara nasıl ulaşılacak? Yani onlara bu bütün yaşananların sebebi nasıl daha iyi anlatılabilir acaba? Şimdi bu siyaset diliyle alakalı bir şey. Siyaset dili sokakta olan bir şey. Bunu yani biz televizyonlara çıkamıyoruz, biz gazetelere çıkamıyoruz. Medyanın %95'i şurada burada demekle olacak bir şey değil. Sokağa çıkacaklar, insanları sokağa alacak. Bu sokağa çıkın demek sokakları kıracağız. Hayır, işte miting yapacağını söyledi. Topla insanları. İnsanlara kapılarına gitmek, kapılarını çalmak. Bu olanın, bakın bu ülkede ekonomi dedin. Ben sana söyleyeyim. Bu enflasyon Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur. Bu yoksulluk Recep Tayyip Erdoğan yoksulluğudur. Bu fakirleşme Recep Tayyip Erdoğan fakirleşmesidir. Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ikbali için bile isteğe yapılan şeylerdir. Yani bunları insanlara anlatmanız lazım. Siz insanlara bunu anlatamıyorsanız zaten iktidar olamazsınız. Olamaz. Bu mümkün değil. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tweet'i: bir saat adaletle hükmetmek 1000 sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. Sayın Canan Kaftancıoğlu'na verilen karar vicdanlarda hukukun değişmez evrensel ilkeleriyle değil, maalesef siyasetle yer etti. Hukuk haktır. Gençlerimize bırakacağımız en büyük miras adaletle hükmetmektir diyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta. Şimdi bu sürece girildi. Türkiye seçim atmosferini hissetmeye başladı. Gezi davası. Evet, o gün ben dedim ki tamam, Türkiye artık seçim atmosferine girmiştir. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği bir şey yok artık. Türkiye'ye verebileceği bir şey yok. Türkiye'den aldıklarıyla da Türkiye'yi bitirdi. Yani o koltuğu korumak için Türkiye'den, bu ülkenin halkından aldıklarıyla da artık eritti. Türkiye'de yaşayanların ona verebileceği bir şey de kalmadı. Yok, yok, bir şey kalmadı. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceği tek şey bu adamı susturmak, bu adamı susturmak, bu insanları korkutmak, bunları susturarak o insanları korkutmak. Bunun ya, dışında yapabileceği bir şey yok. Bir ambulans sesi var da galiba trafikten ama, dolayı kalan şeyden galiba. Biriyle ilgili. Aman bakıyorum ben de ne oluyor diye. Anlamamız lazım. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanma olasılığı olduğunu herhangi bir şekilde düşünmüyorum. Ama muhalefetin hala seçim kaybetme olasılığı var. Muhalefet eğer kararlı bir şekilde durmazsa, kararlı bir şekilde direnmezse, bir arada durmazsa, dağılırsa, çünkü bunun seçim analizleri yapıyorum, oy oranları, farklı oy oranları sinir üzerinden. Sinir uçlarına dokunulduğu anda dağılırsa. Sağ, işte o zaman bizim daha iyi bir gelecek inşa etme hayalimize darbeyi bizzatihi oradan yeriz. Ozan'ın söylediği önemli bir cümle vardı. Bir asgari müşterekte buluşmamız lazım. O ne? Bu ülkenin geleceği. O ne? Hukuk. Hukukun üstünlüğü. O ne? Demokrasi. O ne? Türkiye'nin daha iyi bir ülke olması hayali. Bunu da buluştuysak eğer, gerisini bir adım sonra inşa edebiliriz. Ben şunu söyleyeyim. Bugün Recep Tayyip Erdoğan desin ki, ekonomi sorduğun için söylüyorum. Bugün Recep Tayyip Erdoğan desin ki, ben seçime girmiyorum. Aday değilim. Türkiye'de ekonomi düzelmeye başladı. Bak bu kadar net söylüyorum. Daha açı yok. Faizler düşer. Türkiye'nin CDS'i yani risk primi anında düşer. Kim gelirse gelsin daha kötüsü olamaz. Bir liste yap. De ki Türkiye'yi şu adamlar yönetsinler. En iyisi bu, en kötüsü bu. 84 milyon insanı sırala.
Recep Tayyip Erdoğan'dan daha kötü bir seçenek yok orada. Çünkü güç o kadar onda temerküz etti, yani toplandı ki, o kadar toplandı ki artık nefes alınamaz hale peki, geldi. Bir Murat Ağrel'e döneceğim. 3Y ile mücadele diye iktidara gelmişlerdi. Yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk. Şimdi yoksulluk kısmını anlattın. Bugün seçime girmeme kararı verse ekonomi daha iyi duruma gelecek. Çünkü daha beteri yok diyor Emin Çapa. Yolsuzluk kısmını sen sürekli yazıyorsun, değerlendiriyorsun, gündeme getiriyorsun, dosyaları sunuyorsun. Yargıya intikal etmesi gereken konular bir türlü etmiyor. Ama atılan bir için biz cezalıyız. Yargının çok mu fazla meşguliyeti var acaba? Yargı mensuplarımız bizim çok hassaslar. Özellikle bu tür iş insanları hakkında onların yapmış olduğu şikayetlerde inanılmaz derecede sayın savcılarımız çok hassas davranıyor ve direkt dava konusu oluyor ama bizim hakkımızda yazılan ya veyahut bizim evimizin adresine bile gönderilen el kitapçıklarını şikayet ettiğinizde ise fikir özgürlüğü diyorlar, ifade özgürlüğü diyorlar buna. Dolayısıyla da tabii ki biz bunların bu dönemde olacağını biliyoruz ve göz göre göre bunları daha zaten çok olacak. Daha çok olacak ve biz bunun üstüne gitmeye de devam edeceğiz. Yoksulluk nedenlerinden bir tanesi ve en temel nedenlerinden bir tanesi yolsuzluktur. Ülkemizin yolsuzluğa batmayan kurumu kalmamıştır. Kurumların içerisinde gerçekten namusuyla çalışan ve bu ülkeye sadakatle bağlı olan insanlar var, onlara hiç sözüm yok. İşini düzgünce yapan insanlar var, onlara sözüm yok. Ama kamunun kaynaklarını kendi menfi çıkarları için kullanan çok büyük bir kitle var artık. Ve bu bir piramit gibi. Ve bu piramidin altında ve üstünde bulunan insanlar bu yapıda var olduğu müddetçe kendilerine hak görüyorlar bunu. Ve hak gördükleri ise senin, Emin abinin, benim, çocuklarımızın ve bizim annelerimizin, babalarımızın, yarınlarımızın çalındığını hak görüyorlar kendilerine. Ve bunda hiçbir beis görmüyorlar. Adeta ülke darül harp ilan edilmiş. Ülkedeki bütün kaynaklar ve ülkenin bütün yaratılmış olan kamu değeri kendileri adına yaratılmış gibi hoyratça davranıyorlar. Mesela en son bununla ilgili, yolsuzluklarla ilgili birçok konu yazdım ve bu konularla ilgili de dikkat çekmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bakın burada bir sorun var. Burada sorun var. Ülkede insanlarımız ne yazık ki ekonomik durumları iyi değil. Bırakın siz artık lüks hayatı, refah hayatı, aç kalmamak için direniyor insanlar. Ve bu insanlar için sizin normal gördüğünüz paralar bizim için çok büyük paralar. Milyonlarla ifade edilen rakamları 3-4 dakika içinde yapılan ihalelerle veyahut kendileri arasında paylaştırdıkları pazarlık yolu ihalelerle çok rahat şekilde harcayabiliyorlar. İhale dedin de şimdi açıklama gelmiş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısındaymış. Karar açıklandığında onu da kamuoyuyla paylaşmış. Toplantı biter bitmez duyunca haberi hemen paylaşım yaptım diyor. O Büyükşehir Belediye Meclisi toplantıları da, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleleri de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleleri de şeffaf bir şekilde internet üzerinden yayınlanarak herkesin gözü önünde gerçekleşen şeyler. Eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyenlere de o öyle olmaz. Çık istersen tepin deniliyor. Ve dolayısıyla İrfan, biraz önce Murat'ın söylediğine bir ek yapmak istiyorum izninle. O da şu. Bu davalarda şöyle bir şey var veya açılan davalar söylenen. Murat yalan söylüyor demiyorlar. Ancak İsmail için. İsmail'in söylediği yalandır demiyorlar. Dikkatinizi çekerim. İsmail'in söylediği yalandır demiyor. Murat'ın söylediği yalandır demiyor. Bunu söyledin diyor. Peki söylediği yalan mı? Hayır. Yalan olduğunu söylemiyor. Hiçbir şekilde. Sana söylenen açılan dağlarda herhangi biri yalan diyor mu? Hayır. Bunu söyle. Ya peki bir insana hakaret mi? Mesela Emin Çapa kel. Kel. Bu niye hakaret oluyor? Kel sen kelsin yani. Kelim yani. Emin Çapa çaldıysa eğer, çırptıysa çaldı demek niye hakaret oluyor? Hakaret değil. Çalmayacaksın o zaman. Dolayısıyla burada çok önemli bir nokta var. O da şu. Bizde şunu söylemiyor. Bu söylediğiniz yalan veya yanlış demiyor. Çamur atıyorsun demiyor. Dediği şu, bunu söylemeyeceksin. Yani ben çalacağım, çırpacağım, haksızlık yapacağım, hukuksuzluk yapacağım, ülkeyi yağmalayacağım, batıracağım ama sen söylemeyeceksin. Teşekkür ederiz ya. Teşekkür ederiz. Yani buradaki önemli ayrıntıyı seyircimizin bilmesi lazım. Ben de bu çok büyük bir ayrıntı. Yayın alışkanlığı bizim haber bülteni hep seyircinin katılımıyla olduğu için Twitter'a bakıyorum sen konuşurken. Bir taraftan kulağım sende de atılan tweetlere bakıyorum. Bizi daha çok ben seviniyorum da böyle eleştirmek için, açık aramak için izleyenler de oluyor. Twitter üzerinden izliyor yayını, hemen tweet atıyor. İbrahim Tekkelioğlu yazmış mesela. Şov yapmayın, suç net, Yargıtay karar vermiş. Kaftancıoğlu infaz sistemine göre muhtemelen zaten cezada yatmayacak. Heh,
Ben bir şey söyleyebilir miyim? Suç netti. Recep Tayyip Erdoğan hakkında Anayasa Mahkemesi karar verdi. Ne karar vermişti hatırlıyor musun Anayasa Mahkemesi? AKP'nin kapatılma davasında suç netti. Ne karar vermişti? Odaktır demişti. O zaman da ona itiraz etmiş miydi? Evet. Şimdi dostum, bu yalanları bırakın. Bu yalanları bırakın. Bu hukukun ne hukuku olduğunu biz biliyoruz. Onun için bize bu söylemlerinizle yok şov yapmayı bırakın şimdi, da bilmem ne. Şov yapmayı siz bırakın. Şu cümle çok sinirleniyor Emin Çapı. Ben biraz daha rahatım, şerbetlendim. Şunu söylüyorlar hemen. Diyorlar ki işte, yargı kararlarına saygı duymak, saygı göstermek zorundayız. Sihirli cümlesini söyledikleri zaman hiç kimse tartışmayacak ya zannediyorlar. Erdoğan'ın söylediğini hatırlıyor musun? Saygı da duymuyorum. Neydi? Devamı da vardı. Kabul de etmiyorum. Pardon. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saygı da duymuyorum, kabul de etmiyorum dedi. Niye? Kendi işine gelmeyen karara dedi. Bizim itirazımız o değil. Biz Türkiye'nin geleceğine, halkımızın geleceğine uymayan karara, hukuka uymayan karara itiraz ediyoruz. Hayır, aradaki farkı lütfen. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımadığımızı söylüyoruz. Nasıl bir devlet olur böylesi bir devlet? Altına imza attığımız metinleri tanımadığımızı kurucusu söylüyoruz. Kurucusu olduğumuz, kuruma onun aldığı kararlara saygı duymadığımızı söylüyoruz. Sonra da hukuk. Hayır, buradaki itiraz şuna. Canan Hanım'ın yazdıklarından dolayı ceza aldı. Yargıtay onayladı. Peki 2013'te atılmış tweetleri biz çok sonrasında İstanbul tesadüfi İstanbul Kongresi oldu, seçimler oldu ve sonrasında açılan davalarla devam etti bu iş. Sayın Cumhurbaşkanı kürsüden de söyledi. Canan Hanım'ı ifade ederek cümleler kurdu. Şimdi 2013'lü yıllara döneceksek insanlar hakkında verilen kararlardaki adaleti arayacaksak 2013 yılında Yargıtay kararında da bahsedilen ve aynı içeriklere sahip şu anda Cumhurbaşkanı'nın uçağında seyahat eden, şu anda TRT'nin yönetiminde olan kişilerin de aynı şekilde yazmış olduğu tweetleri var. Şimdi o zaman aynı yargı sistemi, biz şikayetçi olduğumuz zaman ben de rahatsızlık duyuyorum. Aynı tweetle başvurduğum zaman o zaman aynı kararı verecektir değil mi? Adalet herkes eşit gerekiyor. Çünkü yasalar karşısında. Gerekiyor. Murat Öğren, çok teşekkür ediyorum. Emin Çapa sağ olun. Buradasınız nasıl olsa. Şimdi reklama gitmemiz gerektiği söyleniyor. Reklam bitmiyor haber bültenimiz. Ana haber bülteni bu akşam olağanüstü şartlarda biraz daha uzun. Bir Canan Kaftancıoğlu konuşmak ister mi acaba? Bir şey söylemek ister mi Halk TV'ye? Ona bakacağım reklam arasında. İçeride neler olup bitiyor ona bakacağım. Partilerin tansiyonu, nabzını tutmaya devam ediyoruz bir taraftan. Özel konuklarımız da olacak. Buradayız yani CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önündeyiz. Bir nöbet devam ediyor. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz biz de.